Aa dediler 11'inde o toplantı. 11 Aralık'ta toplanılacakmış meğerse. 11 Aralık'ta toplanacaklar da acaba ne konuşacaklar? Çok önemli bir konfederasyonun sayın eş başkanı da aramızda. Türkiye'de asgari ücret net ne kadar olmalı ki asgari ücretli insanca yaşayabilsin? DİSK'in önerisi var. Onu da arkadaşlar paylaşacaklardır belki. DİSK'in 30 bin lira önerisi var. Uzun yıllar sonra DİSK ilk kez asgari ücretle ilgili çok ciddi, çok uzunca bir açıklama yaptı. Tabii rakamları konuşmak anlamsız. Şimdi zam yapılsa zaten Şubat ayında eline geçecek asgari ücretin ve Şubat ayına kadar da para erimiş olacak ama yine de rakam konuşmadan edemiyoruz. Bir de Sayın Bakan'ın bir açıklaması oldu. Bir yılda bir kez zamla biz döneceğiz diye. Yılda bir kez zamla asgari ücret ne olmalı ki kurtarsın, öyle başlayalım efendim. Çok teşekkür ediyorum öncelikle davet ettiğiniz için. Gelen tüm konuklara, dostlara da buradan selam ve sevgilerimi iletiyorum. Aynı zamanda bizi izleyenlere de selam ve sevgilerimi iletiyorum. Uzun zamandır bir araya gelemiyorduk televizyon kanallarında ama İrfan Değirmenci söz konusu olunca reddetmemiz mümkün değildi. Burada olmak çok büyük bir keyif. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederiz. Şöyle söyleyeyim, ilk sorudan başlayayım isterseniz. Asgari ücret ne kadar olmalı? Ve en son söyleyeceğim şeyi de en başta söyleyeyim. En az 35 bin lira olması gerekiyor asgari ücret. En düşük emekli maaşında en düşük 50 bin lira olması gerekiyor. Yani asgari ücretin takribi 1,5 katı kadar olması en gerekiyor. En düşük emekli maaşının 50 bin lira olması gerekiyor. Asgari ücretin, yani çalışan en düşük maaşında 35 bin lira olması gerekiyor. Bu arada bu maaşın istisna olması gerekiyor. Esas ayrıntı burada. Şimdi Türkiye'de neredeyse %50'ye yakın bir vatandaş asgari ücretle çalışıyor. Ama bu Avrupa ortalamasında %3'ler, %4'ler civarında geziyor. Yani toplam çalışanın %3'ü, %4'ü kadarı sadece asgari ücretli. Diğerleri bunun çok daha üzerinde maaş alıyorlar. Buna da ortalama ücret deniliyor. Bizde ise ortalama ücretle asgari ücret eşitlenmiş durumda. Şimdi tabii bir kriter midir emekli maaşının asgari ücretin 1,5 katı kadar olması? Evet, bir kriterdir normal koşullarda ve 2000'li yılların başında da gerçekten de emekli maaşı asgari ücretin 1,5 katıydı. Yani 163 liralık bir, tekrar söylüyorum şimdi çok düşük görünüyor belki rakamlar ama 163 liralık bir asgari ücret vardı, 216 liralık da en düşük emekli maaşı vardı. Biz o günden bugüne gelirken asgari ücretimizi erittik ama emekli maaşımızı onun çok daha üzerinde dramatik bir şekilde erittik. Onun için burada emekli temsilcileri var, işçi temsilcileri var, memur temsilcileri var vesaire. Peki bu rakama nereden ulaşıyoruz? Esas soru bu. Ben öyle matematiksel formüllerle falan çıkmayacağım karşınıza. Çok basit bir denklem bu. Türkiye'de açlık ve yoksulluk sınırları var. En son Türk İş'in yaptığı bir araştırma, ki Türk İş'in çok itidalli açıklamalar yaptığını, bakanın yanındayken işte, bakanım artık yeter bir sussak mı falan dediğinde gayet iyi hatırlıyoruz. Orada son rakam şu, 14.025 liralık galiba geliyor zaten. Şöyle asgari ücret ne kadar olacak diye tahminler bunlar. Dilerseniz bunları hemen cetveli size verelim. Size verebilirim efendim. Size böyle gelelim. Herhalde birini döveceğiz mi? Valla mi? Şiddetten yana değilim ben çok fazla ama belki sözlü bir denenebilir yine de diyorsunuz. Bakalım şimdi, sözlerimiz birilerinin canını acıtacaktır ama bu ülkede bakın %35 zam yapsalar 15 bin lira eline geçecek. %40 zam yapsalar, %55 olsa yine kurtarmıyor. Sizin söylediğinizin yanına yaklaşamıyor. Tabii ki yaklaşmıyor. Şöyle bakın, kriterimiz bizim nedir Türkiye'de? Açlık sınırı mıdır, yoksulluk sınırı mıdır? Öncelikle onu konuşmamız gerekiyor. Açlık sınırının ve yoksulluk sınırının da tanımlarını doğru yapmamız gerekiyor. Açlık sınırı zaruri gıda ihtiyacının karşılanması sadece. Sadece gıda ihtiyacınızı karşılıyorsanız o açlık sınırını işaret ediyor ve zaruri olacak. Öyle havyar, pastırma, salam, sosis, sucuk falan değil. Zorunlu ihtiyaçlarınızı karşılıyorsunuz. Şu an itibariyle açlık sınırı 14.025 liraya gelmiş durumda. Büyük ihtimalle zaten bu rakamları yeni yıl için konuşuyoruz biz asgari ücrette. Yani bu maaş Şubat'ta alınacak. Anlatabiliyor muyum? Ocak'ta devreye girecek. Şubat'ın genel itibariyle öyle oluyor biliyorsunuz. Şubat'ın başı itibariyle de ilk asgari ücret alınacak. Muhtemelen
İlk asgari ücret alındığında eğer ki şu rakam yani %35, bunun da neden konuşulduğunu söyleyeyim. Orta vadeli programda biliyorsunuz hedeflenen bir enflasyon var. %33'lük. Sonra Merkez Bankası %36 olarak yeni bir rakam açıkladı gerçi ama hala kriter %33 olarak alınıyor. Dolayısıyla %33-35 aralığını koyduğunuz zaman 15 bin liraya geliyorsunuz. Bir grafik daha vardı arkadaşlardan rica edeyim o grafiği. Yıllar içerisinde açlık sınırıyla asgari ücretin birbirini nasıl kovaladığı işte bu. Daha doğrusu aylık bazda Ocak bu yılın Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim, Kasım. Kasım'a geldiğimizde açlık sınırı 14 bin lirayı geçti. Evet. Oysa ki asgari ücret 11.402 lirada. Bu tablo aslında komple ne kadar büyük bir yanlışın içerisinde olduğumuzu bize gösteriyor. Kriter uzun zamandır açlık sınırı üzerinden alınıyor. Tekrar dönelim, esasen bunun yoksulluk sınırı üzerinden belirlenmesi gerekiyor. 35 bin lira rakamına oradan ulaşıyorum ben. Kaldı diskinde, ki yoksulluk sınırı da Türk İş tarafından 45 bin liranın, evet, üzerinde açıklandı. Zaten meselemiz o. 45.600 liralık bir 686 galiba değil mi? Evet. 45.686. 45.686 liralık bir yoksulluk sınırı var. Bunun içinde ne var? Zorunlu ihtiyaçlar yine. Fatura ödemeleriniz, kira ödemeleriniz, telefon giderleriniz vesaire. Ve bunun yanında işte eğitim, sağlık vesaire gibi tüm zorunlu ihtiyaçlarınız yine. Bakın gezmek, tozmak, o bu falan filan yok bu işin içerisinde. Kitap aldım, okudum, gazete okudum falan da yok. 45.600'ü geçtiniz, 47.000, 48.000 lira yaptınız. Belki o zaman o aradaki farkla onları karşılayabilirsiniz. Şimdi 45.686 liralık bir yoksulluk sınırı varsa İrfan Bey, demek ki bu rakam bu enflasyon ortamında yukarıya doğru evrilmeye devam edecek bir. İkincisi, TÜİK'in bize ifade ettiği enflasyon rakamlarının gerçeği yansıtmadığını sokaktaki çocuk da artık biliyor. Esasen bugün itibariyle yoksulluk sınırı bu 45 bin liranın değil 50 bin liranın da üzerine çıkmış durumda. Ve o Şubat'a kadarki süreçte muhtemelen 60 bin liraları konuşuyor olacağız biz. Böyle iki yaparsanız 30 bin liraya geliyorsunuz diskin rakamı. Ama üzerine 10 bin lirada bir pay koyarsanız, hani bir nefes alsın insanlar derseniz, o zaman 35 bin liraya geliyorsunuz. Yerel seçim var önümüzde. Sizin tahmininiz ne yönde? Yani kesenin ağzını açacak mı? Yok, mümkün değil. Öyle bir imkan da yok. Mehmet Şimşek politikalarıyla, maliye ve ekonomi politikalarıyla bu mümkün değil zaten. Onu söyleyelim. Yani mümkün olduğunca kısacak. Zaten Mehmet Şimşek dün söyledi. Piyasayı küçültüyoruz dedi. Yani vergiyi tabana yayacaklarmış, daha yayılacak bir yer de kalmadı da bir de bir haber çıktı bugün, emeklilerle ilgili sitem etmiş Sayın Şimşek, demiş ki biz bu 5 bin lirayı herkese verecektik de bütün emeklilere, biz niye o zaman bu vergileri böyle yükselttik diye. Hatta aynen bir çıkışı öyle olmuş. Bu arada niye bölü 2 diye soran dostlarımız olabilir.